Hoş geldiniz 8 numarada yeni bölümde karşınızdayız. Tartışmasız Davinson Sanchez Abdülkerim. Bana şöyle diyebilirsin. Sparta bırakmışı diyebilirsin. Daha savunma oynadığını düşün. Geriye yaslanmış takım olarak düşün. O zaman hangisini tercih edersin? Çıkamıyorum oradan bir türlü. Barış Alper Yılmaz bende. Cips kola özel kilitlerim. Göster abi kağıdı. Xabi Alonso gitmezse çok büyük bir marka olur Leverkusen'da. Çok dokunur. Yani risk gider çünkü. Xabi Alonso isterse o olursa o zaman hocaya git. Takım boşver. Hangi takım olursa olsun hocaya git o zaman. Derbi üzerinde bence Cenk Tosun Semih Kılıçsoy olmalı. Neden? Henüz sözleşme yenilenmedi ve önümüzdeki süreçte sözleşme yenilenecek. Aslında onun için de iyi bir fırsat oluyor bu. Kalişka'da her şey var ya. Hava topu var, kafayla atıyor. Tamam, daha böyle yüksek kondisyon atıyor, istiyor ya. Sol çapraz, sağ çapraz, paslaşarak giriyor. Kardeşim Kalişka'yı ben dedim zaten. Bir sakin ol ya. Bir dakika ya. Allah Allah, sanki kendi söylemiş. Ben Paulo Dybala, Serkan Yetkin, yazık. Niye yazık abi? Yazık abi. Ay ben ama burada... Luka Modric seçmiş. Ayıp etti, ayıp. Ayıp ettin Serkan. Bak. Hoş geldiniz. 8 numarada yeni bölümde karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi keyifli içeriklerle sizlerle birlikteyiz. Sevgili Serkan Yetkin'le. Serkan nasılsın? İyiyim kardeşim. Herkese selam. Yine dop dolu bir içerikle güzel bir yayın yapacağız. Arkadaşlarımıza şimdiden denge olarak algılanmasın. Bu bir ekip çalışması. Şimdiden teşekkür edelim. Şöyle söyleyeyim. Özellikle tabii ki... Birazcık ayrılabileceğimiz alanlar olabilir. Bazen tabii aynı görüşte de olabiliriz ama şunu net olarak söyleyeyim. Asla ve asla öncesinde hiç konuşmadan giriyoruz yayına. Sadece konu başlıkları belirleniyor. Ve biz kendimiz hazırlanıyoruz bireysel olarak sonra geliyoruz. Ama keyifli içerikler, biz işin güzel tarafında, eğlenceli tarafında olmak istiyoruz. Tabii ki aynı zamanda geride kalan haftayı, önümüzdeki haftayı da biraz mix ederek, sentezleyerek konuştuğumuzu ifade edeyim. Şimdi malumunuz Galatasaray... Son maçında Antalya Spor'la oynadı. Hı hı. Ve savunma hattında o maçta Davinson'la Nelson'la oynadı. Yani Davinson, Sanchez, Nelson ikilisi savunma hattındaydı. Haliyle bu da şu soruyu akıllara getiriyor. Hı. Galatasaray'ın ideal stoper ikilisi kim? Çünkü belli ki Okan Buruk değiştire değiştire kullanıyor. Abdülkerim Davinson yapıyor, Abdülkerim Nelson yapıyor, Nelson Davinson Sanchez yapıyor. Fenerbahçe kısmı daha zor ama... Galatasaray'da da böyle kombinasyonlar var. Serkan Yetkin'e soralım. Sana göre Galatasaray'ın ideal stoper ikilisi kim? Sağdaki ikili. Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakçı. Hmm. Abdülkerim sol ayaklı bir stoper. Kolay kolay bulamazsınız. Ayağına hakim. Gerek kısa pasta gerek uzun pasta etkili. İleride hücum tehdidi olarak da kullanabiliyorsunuz. Gol yollarında da kullanabiliyorsunuz. Davinson Sanchez ikisine oranla biraz daha sert ve daha tecrübeli. Daha iyi bir kesici bence. Nelson kötü değil de daha savruk duruyor diğerlerine göre ben. Ben öyle düşünüyorum. O nedenle tartışmasız Davinson Sanchez Abdülkerim. Bana şöyle diyebilirsin. Sparta bırakmışı diyebilirsin. Ben de sana derim ki 70. dakikaya kadar tamam oldu ama bekler orada bu stoper ikilisini çok etkiler. Aynı zamanda 10 kişi kaldıktan sonra oyunu farklı değerlendirmek lazım diyebilirim. Ama bu üçlü arasından kesinlikle Davinson, Sanchez, Abdülkerim Bardakçı'dır. Şimdi ilk konu başlığımızda aynı görüşte olarak başlıyoruz. dengenin kralını yapmayalım. Bende de gerçekten evet. Abdülkerim Bardakçı, Davinson, Sanchez ikilisi, hı, ideal stoper ikilisi. Neden? Galatasaray'ın geriden oyun kurduğunu düşündüğümüzde Abdülkerim Bardakçı sol taraftan sol ayağıyla oyun kuran bir oyuncu. Davinson Sanchez de ileri çıkmayı seven bir oyuncu bence. O yüzden benim tercihim Abdülkerim Bardakçı, Davinson Sanchez. Nelson daha çok kapalı savunmalarda iş yapacak bir oyuncu gibi geliyor bana. Yani bazı maçlarda Nelson oynayabilirsin ama Galatasaray'ın ideali bence Davinson ve Abdülkerim Bardakçı'dır. Bazen Abdülkerim'le ileri çıkarsın, bazen Davinson'la çıkarsın. Hem ofansif katkısı yüksek hem savunma katkısı yüksek olduğu için ideal stoper ikilisi bence onlar. Nelson daha savruk onlara göre de ondan öyle söylüyorum ben bir de. Daha savruk. Kapalı olduğunu düşünsene takımın. Yani daha savunma oynadığını düşün. Geriye yaslanmış takım olarak düşün. O zaman hangisini tercih edersin? Hani güçlü bir takıma karşı. Gerçi Galatasaray hiçbirisi karşı. Yok ya ben yine bu üçlü arasında Abdülkerim Bardakçı ile Davinson Sanchez seçerim Beliciğim. Kapalı da açıkta fark etmez, ikisini seçerim. Yani. İzleyicilerimize soralım. Soralım. Size göre Galatasaray'ın ideal stoper ikilisi kim? Yorumlarınızı bekliyoruz. Galatasaray'da şimdi çok zor bir konuyu seçeceğiz Serkan. Geçen hafta Fenerbahçe'de seçmiştik. Hı hı. Sen sezonun en iyisi Fred demiştin. Ben İrfan Can Kahveci demiştim. Mantık yapmıştım ben biraz da. Normal şimdi Fred... Yoksa İrfan'ın performansını bu sezon... Yani Fred yani. De aynı şekilde. İkisi de gayet doğal tercihlerdi bence. Galatasaray'da bu sezonun en iyisi kim? Tamam. Onu seçeceğiz. İstersen bu kez ben başlayayım. Tabii ki.
Var valla adaylarda bak. Dur, ben, var bak ben şuraya ekranda yazayım da sonra aynı şey olduğu zaman aynı şey olursa gösteririz. Ben yazıyorum şimdi. Ekranda Muslera var, Abdülkerim var, Davinson var, Torreira, Kerem, Barış Alper, Mertens, Icardi. Baya baya zorlu eşleşmeler, adaylar var. Veli, ilk aklına gelen şu ana kadarki performansları düşündüğümüz zaman hangi isim? İlk ama. Oh. Onu söyleyeceğim, tamam. İlk aklıma geleni söyleyeceğim. Çıkamıyorum oradan bir türlü. Barış Alper Yılmaz bende. Cips kola özel kilitlerim. Ben göster de abi kağıdı. Evet, kağıdı gösteriyorum. Barış Alper abi, gördüğün gibi. Gözükmüyor tabii ki ekranda. Sen gör abi işte. Ben görüyorum ya, Barış tamam. Alper. Kırmızı kalemle yazmış Barış Alper. Ya tabii ki mesela Muslera'nın çok büyük katkısı var. Abdülkerim iyi bir oyuncu. İşte Kerem'in aldığı maçlar, Icardi falan, tamam. Hep ayırmıyorum da yani ilk olarak ben buradan gerek mental hazırlık, gerek normal antrenmanlar dışında ekstra antrenmanlar, gerek farklı pozisyonlarda oynama ve mental olarak kendini hazır tutma konusunu baz aldığımda Barış Alper derim. 42 kulüp maçı, 6 milli maç, 48 resmi maç 7 ayda. Abi 7'ye bravo böl, aylık 7 maç yapıyor yani, öyle söyleyeyim sana. Ya ayda maç, 7 maç. Aralıksız. Muazzam bir istatistik ve muhtemelen Avrupa Şampiyonası sona erdiğinde 60'lı maç sayısını geçecek gibi duruyor. Barış Alper Yılmaz milli maçları, resmi maçları dahil ettiğimizde. Ben şimdi 5 farklı pozisyonda oynadı ve hepsinde başarıyla oynadı. Üstüne koydu, ekstra çalışıyor. Bana göre bu sezonun en iyisi Barış Alper Yılmaz. İzleyicilerimize soralım. Size göre Galatasaray'da bu sezonun en iyisi kim? Yorumlarınızı bekliyoruz. Bir de Serkan... Barış çıkacak. Barış Alper çıkacak. Emin değilim ya. Bak orada başka adaylar da var ya. Bence yani Barış Alper çıkacak. Muslera var. Ay kötü değil ki diğerleri. Zaten mevzu burada diğerlerinin kötü olması değil ki. Ya mesela ilk kim diye soruyorsun. Mesela ilk kim dersin sezonun şu ana kadar ilk performansı? Geçen sene çok belliydi. Geçen sene Icardi, Torreira'ydı. Bu sene Muslera da var öne çıkan bence. Mertens de var. Muslera, Kerem de var. Tamam da Muslera öne çıkıyor. Tabii ki çıkıyor. Ama ilk olarak aklımıza gelen Barış Alper olacaktır bu sezonki performans anlamında. Yapma. Yoksa Muslera da performans gösteriyor. Icardi son haftalar haricinde iyiydi. Orada bir sürü isim saydık. O nedenle Barış Alper diyelim. Diğer soruya geçiyorum. Tamam. Zor bir soru daha. Tamam. Sezon sonunda hangi takım daha çok bonservis kazancı elde eder? Yani bayağı bir zor bir soru. Ama burada... Yani bunu tahmin etmek tabii ki zor. Ama bak gel, bazı... ne yapalım biliyor musun? Ne yapalım söyle. Bak ne yapalım biliyor musun? Avrupa Şampiyonası var Veli. Doğru. Avrupa Şampiyonası'nda oyuncuların göstereceği performans şu anda bizim konuşmamızı çok etkileyecek ve farklı yerlere götürecek. Oradaki 2-3 iyi performans bir anda senin bonservisini 2 katına da çıkarabilir veya düşürebilir de. Bunu da unutmadan yorum yaparsak ve öngörülerde bulunursak daha iyi olur diye düşünüyorum. Ama şimdi potansiyel satıldığında bonservis getirecek oyuncular da var burada. Hani tamam, başlayalım. Ben bu sayının Fenerbahçe daha fazla olduğunu düşünüyorum. Tamam, Fenerbahçe. Şimdi bakayım. Şimanski, Ferdi, İsmail Yüksek. Tamam. Osayi. Doğru. Batshuayi, Osterwolde. Belki İrfan da olabilir. Yani İrfan çok ben gideceğini zannetmiyorum artık. Hayır, çok gitme olarak değil de yani sonuçta dediğim gibi Avrupa Şampiyonası'nda nasıl değerlendirilecek, ne olacak bilmiyoruz. Haklısın, bak, doğru. En iyi sezonunu geçiriyor. Cengiz de var o zaman. Cengiz de var, tamam. Ama Cengiz'in biraz daha farklı değerlendiriyorum. Yani gidip gelme olayı olduğu için Avrupa'da. İrfan Can'ı da belki diye eklerim. Şu anda kaç oyuncu oldu? Şimanski, Ferdi, İsmail, Osayi, Batshuayi, Osterwolde ve İrfan 7. Tamam, 7 oyuncu. Evet. Galatasaray. Kerem Aktürkoğlu. 1. Abdülkerim Bardakçı. 2. Barış Alper Yılmaz 3. Nelson 4. Tamam. Var mı daha fazla sende? Belki Torreira gidebilir. Gidebilir yani. Olabilir yani, ama çok yüksek bir bonservis getirisi olur mu? 10 milyon avro civarında olursa yani hani gittiğinde. Ama yani gider mi emin de değilim tabii yani, o da ayrı konu. Ben gitmeyeceğini düşünüyorum bu arada yani. Veya burada mutlu tabii oyuncu. Evet. Ama olası bonservisler, bir de bakarsın farklı farklı teklifler geliriz. Olabilir tabii. Zaha bile gidebilir o zaman, o mantıklı. Tabii mutlaka, ama ben daha potansiyel yani ve genç yüksek bonservis tamam edebilecekleri düşündüm. Beşiktaş'a bakalım. Belli zaten orada. Semih, Jetson, evet. Muçi. Bu kadar. Değil mi? Şu an için bu kadar gözüküyor. Ben de öyle düşünüyorum. Yani yüksek belli bir noktanın üzerinde bonservis getirisi getirebilecek, ama Muçi de Semih de ikisi de Avrupa Şampiyonası'na bağlı.
Bir de onlardan acayip bonservise kazanma ihtimalleri var. Tamam. Semih yükseliyor. Agüero deyip duruyoruz. Çocuk ona örnek almış zaten. Yıllarca izlemiş. Bakıyorsun atıyor yani. İki ayağını da iyi kullanıyor. Golü her türlüsünü atıyor. Ernest Muçi. Geçen hafta da konuştuk bunu. Çok güzel söyledin İspanya, sen. İspanya, İtalya, Hırvatistan. Şimdi bu takımla oynayacak bir Arnavutluk milli takımında göstereceğiniz performans ki dünyanın ilgisini çeken bir platformdan, bir organizasyondan bahsediyoruz. Bonservisinizi farklı yere çekebilir. Bir de bakarsanız Beşiktaş'ta en kısa süre kalmış oyuncu olarak transfer de yapabilir futbolcu. O nedenle ikisinin de durumu Avrupa Şampiyonası'na bağlı. Almak kadar satabilmek de oyuncu büyük bir hüner ve meziyet. Evet. Ben potansiyel aday sayısının Fenerbahçe'ye daha fazla olduğunu düşünerek özellikle Szymański, Ferdi gibi oyuncuların da belli bir bonservisin üzerine çıkacağını düşünerek Fenerbahçe'nin daha fazla bonservis geliri elde edeceğini tahmin ediyorum yaz döneminde. Şu an için öyle gözüküyor. Değil mi? Şu an için öyle gözüküyor. İzleyicilerimizin görüşüne onları da soralım o halde. Tamam. Size göre yaz döneminde bonservis kazancını daha fazla elde edecek olan takım hangisi? Diyoruz ve bir diğer konu başlığımız Szymański Avrupa'nın gündeminde. Birçok takım var. Hmm. Yazılan, çizilen, hatta Talksport en son yazdı. Onun haricinde başka birkaç noktada daha çıktı bazı takımlar. Ortak paydalarını aldım, araştırdım. Daha fazla hangi takımlarla ilgili haberi çıkmış? Onlarla ilgili konuşalım. Şöyle şundan bahsedelim ama. Şimdi Szymański bir wonderkidken tercihini menajeri vasıtası ile Rusya'dan yana kullandı. Doğru. Çünkü çok iyi bir bonservis ve çok iyi orada yıllık ücreti çok iyiydi. Yani Rusya'ya gitmesinin en büyük nedeni paraydı. Menajeri de öyle yönlendirdi. İyi ki de gitti bence. Feyenoord kiralık dönemi, kariyerinin en iyi dönemi. Oradaki gösterdiği performans zaten onu daha da öne çıkardı. Ama bununla beraber Avrupa takımlarının Rus kulüplerinden transfer yapmak istememesi de Szymański için etkileyici bir noktaydı. Bunu da unutmayalım Veli. O nedenle Fenerbahçe aldığında işte çok fazla para verildi, işte o kadar para mı verilir? Szymański'ye verilir. Szymański daha iyi bir bonservis bedeliyle satabileceğiniz potansiyelli bir oyuncudur. Takımlar var. Takımlar hangileri? Szymański için Bayer Leverkusen var. Tottenham var. Milan var. Inter var. Arsenal var. Hangi takımda daha başarılı olur diye düşünüyorsun Szymański'yi? Benim tercihim belli. Nasıl belli? Wirtz'in yerine, Xhaka'nın önünde Wirtz'in yerine Szymański'yi koyarım. 8 gol 17 asist olması lazım. Wirtz'in şu andaki performansı ki birçok takım zaten peşinde. En başta Real Madrid. Evet, gitmesini bekliyoruz. Devre arası da bir sürü haber çıktı Wirtz'le ilgili. Ben Wirtz'in yerine daha uygun olacağını düşündüm. Akışta soruyu gördüğüm zaman ve direkt Bayer Leverkusen dedim. Orada gerek hücum savunma dengesi, gerek gol asist katkısı olarak yüksek enerjisiyle, bak Fenerbahçe'de Fred varken Szymański, Fred yokken Szymański diyoruz. Tek bir oyuncuyla ilgili değil tek başına ama skor katkısı anlamında. Arkada Xhaka gibi bir oyuncuyla Szymański parlar Bayer Leverkusen'da. Vallahi yalan değil. Bak burada notlarım var. Bende de İşte ortak akıl böyle bir şey. Benim de Szymański adına daha başarılı olabileceğini düşündüğüm ilk tercih Bayer Leverkusen. Ya keşke konuşsaydık biz abi. En azından farklı söylerdik. Ama şöyle bir farklı görüşte de bulunayım. Milan'da da o bölgede ciddi bir eksiklik var. Milan'a giderse de orada ayrı bir statüye kavuşabilir. Ayrı bir yıldız noktasına gelebilir Szymański. Öyle bir durum da var. O yüzden ikinci tercihim benim Milan. Bayer Leverkusen'de Wirtz'in ayrılıp ayrılmaması konusu çok önemli. Tabii ki. Ayrılacak gibi gözüküyor. Büyük ihtimalle ayrılacak diye tahmin ediyorum da. Premier Lig'de isteyenler var. Real Madrid istiyor. Yani. Barcelona. Herkes istiyor Wirtz'i yani. Gerçi Xabi giderse onun oranın dengesi de bozulur. Xabi Alonso. Tabii o da önemli. Yani o yüzden ben Bayer Leverkusen'le Milan arasında gidip geliyorum. Üçüncü tercihim de Inter olur benim. Mkhitaryan'ın süreleri birazcık da azalacağını düşünüyorum. Bu sene yine muazzam temposu var ama yaş itibariyle belirli bir noktaya geldi. Süreleri biraz daha azalacaktır. 3-5-2'de Mkhitaryan'ın yerini alırsa ki az önce sen bahsettin. Rusya'ya gitmesi çok önemliydi. Çünkü Sandro Schwarz ona 8 numarada oynama özelliği kattı. Çok güzel detay. Bravo Veli valla. İşte bu Inter'e kapısını açan bir özellik kazandırdı bence
Şimanski'ye diye düşünüyorum. Yani sisteme bağlı efektif olabilen bir oyuncudan bahsediyoruz. Şimdi son dönemlerde performansı düşük de eleştiriliyor. Onu görüyorum. Ama bu oyuncu libero gibi top karşılayıp patlama koşuyla hemen ardından rakip kaleciye pres yapabilecek özelliğe sahip bir oyuncu. Sen orada hızlı oyuncu kolay kolay bulamazsın. Bunu da unutmayalım. O yüzden canlandır hayalinde Hakan, Barella, Şimanski. Xabi Alonso gitmezse çok büyük bir marka olur Leverkusen'da. Çok dokunur. Yani risk gider çünkü. Xabi Alonso isterse o olursa o zaman hocaya git. Takım boş ver. Hangi takım olursa olsun hocaya git o zaman. Yani. Xabi gidecekse Leverkusen olmaz o zaman. Öyle diyeyim. Xabi gitmeyecekse Leverkusen, Xabi gidecekse Inter diyelim. Inter hadi. Mi diyorsun? Hmm. Ben de Bayer Leverkusen ve Milan Inter arasında gidip geliyorum ama evet. Belli ki güzel bir kariyer olacak gibi. Geçiyoruz bir diğer konu. Aslında bilmiyorum çok tartışacak bir konum ama İsmail Kartal son iki maçta ısrarla Serdar Dursun'u Batshuayi'den önce tercih ettiği için bu soruyu sormak durumunda kalıyorum. Serdar Dursun mu Batshuayi mi? Yani şimdi bu sorunun cevabı belli. Belli değil mi? Yani belli. Avrupa'da belli başlı takımlara çıkarın. Önde olan takımları çıkartalım. Böyle büyük takımları çıkarttık. Batshuayi gibi oyuncunun kolay kolay yedek olmasını bekleyemezsin. Oynar yani. İş yapar. Yani çok büyük takımları çıkardıktan sonra Batshuayi'yi sen oynatırsın abi. Ben İsmail Kartal'ın... 11'de oynatırsın yani. Yedek santrafora dönüşmeyebilir orada. Kesinlikle. Şimdi burada Dzeko'nun arkasında sen tek oynuyorsun ondan öyle. Ama Batshuayi... Bu kıyasımın cevabı belli yani. Bende de belli. Ben de Batshuayi diyorum. Sadece İsmail Hoca iki maçtır Serdar'ı daha önce aldığı için ben de farklı fikri olan var mı diye sormak istedim açıkçası. Ama ben de Batshuayi diyorum. Çok net bir şekilde Batshuayi diyorum. Ve İsmail Kartal'ın da bundan sonra tekrar Serdar Dursun'u Batshuayi'den daha önce oyuna sokacağını düşünmüyorum artık. Yani dediğim gibi bu hani iyi kötüden ziyade şimdi elinde ne olursa olsun şu an 16 golü var toplamda resmi maçta. Ve evet. Dzeko'nun yedeğinden bahsediyoruz. Şu anda hali hazırda bence en iyi yedek santraforlarda. En iyi yedek. Ben de aynı fikirdeyim. Michy Batshuayi. Gerek kalitesi gerek tecrübesiyle Serdar transferi biraz daha yerli nedeniyle oldu. Yerli forvet istedi Umut Nayir gidince İsmail Hoca. Bu kıyaslama böyle olmaz diye düşünüyorum. O halde çok çabuk geçiyoruz bu konuyu. Derbi 11'inde hangisi oynamalı? Aboubakar mı, Cenk Tosun mu? Malumunuz bu hafta sonunda bir derbi müsabakası var. Beşiktaş Galatasaray derbisi var. Cenk Tosun şu an itibariyle ideal 11'deki oyuncu olarak gözüküyor Beşiktaş'ta ama Aboubakar da geliyor yavaş yavaş ısıtıyor Santos Hoca onu. Ve halen 1,5 yıllık mukavelesi olan bir oyuncu onu da söyleyeyim yani. Aboubakar mı Cenk Tosun mu? Serkan ben vereyim mi yanıtını önce? Yani Fernando Santos'un bakış açısıyla mı vereceksin? Hayır değil. Yani bana göre benim futbol bakışıma tamam, göre. Tamam. Normalde idealinde aslında Aboubakar ve Semih Kılıçsoy derim. Fakat şu anda Aboubakar'ın fiziksel olarak halen hazır olmadığını düşünüyorum. Ve biraz da aldığım bilgiler de o yönde. Halen hafif bir kilo fazlalığı var. Afrika Kupası'ndan dönen futbolcular nedense hiçbir yerde sağlıklı dönemediler. Ya fit dönmediler ya sakat döndüler. Trabzonspor'da aynı durum var. Galatasaray'da aynı durum var. Beşiktaş'ta aynı durum geçerli. Dünya Kupası'nda da yaşamıştık ya onu. Afrika Kupası daha başka. Ama ya. Dünya Zeminler Kupası... çok kötü. Tamam Serkan tamam. Yani. Ya kıyasos diye söylemiyorum. Arada organizasyon varsa dönüşler hep sıkıntılı oluyor. Unutma hastalıklar ama. Yaşandı. Sıkıntılı. Ya sıkıntılı bir kupa geride kaldı öyle söyleyeyim ben. Ve bunun etkileri devam ediyor. Derbi özelinde söylüyorum. Derbi özelinde bence Cenk Tosun, Semih Kılıçsoy olmalı. Neden o olmalı? Çünkü kağıt üzerinde Semih Kılıçsoy santrforda başlıyor gibi gözükse de Cenk Tosun zaten soldan içeri girmeyi çok seven ve o pozisyonu oynamaya alışık bir oyuncu olduğu için son maçta dikkat ederseniz Semih'le Cenk bilmiyorum bilerek bilmiyorum bilmeden ama birbirlerini çok güzel tamamladılar bence. Yer değiştirdiler. Cenk içeri geldiyse Semih sola kaçtı. Semih içerideyse Cenk sola kaçtı. O yüzden uyumları artıyor. Ben derbide de Semih Cenk ikilisinin daha makul olduğu görüşündeyim. Eski Aboubakar olsaydı Aboubakar derdik ikimiz de. Şu an diyebiliyor muyuz? Diyemiyoruz. Diyemiyoruz. Hem yaşananlar var, hem süreç var, hem geriye dönüşü, şimdi sezon sonunda gitmesi de bekleniyor oyuncunun. Böyle de bir durum var. Bunu da unutmayalım. Ama Konya maçında gol attı Cenk. İstanbul maçında asisti var. Sözleşme durumu var. Güzel.
henüz sözleşme yenilenmedi ve önümüzdeki süreçte sözleşme yenilenecek. Aslında onun için de iyi bir fırsat oluyor bu dönem. Derbiden sonra görüşmeler başlayacak. Evet, derbiden sonra görüşmeler başlayacak. Gerek son haftalardaki performansı, gerek Aboubakar'ın durumu, gerek sözleşme durumu diye düşünürsek Santos büyük bir ihtimalle Cenk'i oynatacak. Cenk, Semih Kılıçsoy yapacak orada. Sonra öbür tarafta da Raşit'si olacak. Arkada da Muçi olacak. Cenk'i oynatır ya. Sen de Cenk'ten yanasın. Cenk'i oynatır ama bak Aboubakar'ın hamle oyuncusu olarak sonradan girip gol atma olasılığı da olabilir. Bilemiyoruz. Çünkü Aboubakar'ın en büyük olayı koridor açmaktı. Ama şu anda eski Aboubakar yok. Gerek mental anlamda gerek performans anlamında. Burada Cenk Tosun oynar. İzleyicilerimize soralım. Derbide Beşiktaş'ın 11'inde sizce hangisi oynamalı? Cenk Tosun mu, Aboubakar mı? Yorumlarınızı bekliyoruz. Ve Beşiktaşlar hazırsa tüm zamanların en zor sorularından biri geliyor Beşiktaşlar için. İmkanınız olsa derbide en iyi dönemini baz alarak bir seçeneğiniz var. Hangi oyuncuyu oynatmak isterdiniz? İşte seçenekler. Ricardo Quaresma, Sergen Yalçın, Anderson Talisca, Mario Gomez. Vay vay vay. Vay vay vay. Cevap veriyorum, D şıkkı. Anderson Talisca. O dönemi baz alarak söylüyorum. O Talisca'yı izleyen biri olarak söylüyorum. Gerek o deparları, gerek muhteşem sol ayağı, işte free kickler. Ya tabii hepsi değerli, hepsi kıymetli isim orada Beşiktaş için ama Talisca. Abi benim seçeneğimi çaldı ya. Abi Ronaldo ve Mane varken öne çıktı bu oyuncu. Yapmayın gözünüzü benim seveyim artık. Çaldı hala abi. Talisca da demiyorsanız, yoksa Sergen Yalçın'ı izledim ben. Quaresma'yı da izledik. Eyşan'ı da izledik. Orada Eyşan da var. Şöyle, ben iki seçenek arasında kaldım. Serkan Talisca'yı seçtiği için ben diğerine geçiyorum o zaman. Sergen Yalçın. Neden? Abi derbileri başka oynar. Unutulmaz Sergen Yalçın. Unutmaz Beşiktaşlılar. Hayallerinde hala hafızalarında hep yaşatırlar. Sergen attı, şampiyonluk geldi. Tamam. Bir Galatasaray maçıdır. Tümer Metin'e sağ çapraza doğru pası verip öncesinde o golü hayalinde yaşayan adamdır Sergen Yalçın. Fenerbahçe derbisinde 90'da Friki 90'a atmıştır Rüştü Reçber'e. Derbilerde çok özel golleri vardır. Derbileri başka oynar, başka yaşar. Dünyanın en özel yeteneklerinden bir tanesidir. O yüzden benim imkanım olsaydı en iyi dönemindeki Sergen Yalçın'ı Beşiktaş'ın bu maçına alırdım. Quaresma'ya da, Sergen Yalçın'a da, Mario Gomez'e de büyük saygım var. Ama izlemek istediğim derbide hangi oyuncunun olmasını isterdin? Direkt Talisca abi, direkt. Talisca'yla benim içinde kalan bir ukde var biliyor musun? Nedir? Yani? Abi Avrupa'ya gitseydi bu oyuncu çok isterdim ya. Böyle bir Premier Lig'de iddia ediyorum bir takımı gerçekten alıp şampiyonluğa götürebilirdi ya Talisca. Yok, ben o konuda çok emin değilim ama ben Richarlison gibi olabilirdi abi o. Richarlison tadında performans gösterebilirdi. Asla katılmıyorum. Richarlison da çok önde olurdu Talisca. Premier Lig diyoruz abi. Hiç fark etmez. Ben Talisca, Talisca'da her şey var ya. Premier Lig'de hava topu var, kafayla atıyor. Tamam, daha böyle yüksek kondisyon atıyor, istiyor ya. Sol çapraz, sağ çapraz, paslaşarak geliyor. Kardeşim Talisca'yı ben dedim zaten, bir sakin ol ya. Bir dakika yani. Allah Allah, sanki kendi söylemiş. Ben Premier Lig için kolay değil diyorum. Premier Talisca Lig'deki... benim abi falan. Premier Lig'deki seviyeye alışabilmesi kolay değil. Kolay değil abi orada oynamak. Bak zor abi. Zor yani. Bundesliga diyeyim o zaman. Bundesliga olabilir. Dortmund'da ne yapardı mesela bu adam? Yapardı evet. Dortmund'da 20 gol 15 asist falan yapardı yani, öyle söyleyeyim. Yapardı. Ama Premier Lig'de çok keskin konuşamıyorum. Bak, kimler geldi, kimler geçti çünkü. Bak bu soruya acayip cevaplar gelir. Beşiktaşlılara, hatta bütün spor severlere soruyoruz. Çünkü bu bütün spor severleri, futbol sevenleri içine kapsayacak. Kimsenin böyle yorum yazmadan geçemeyeceği bir soru. Siz olsaydınız, bir seçeneğiniz olsaydı bu derbide Beşiktaş'tan bu dört isimden hangisini en iyi dönemindeki halini bu maça alırdınız? Yorumlarınızı bekliyoruz. Bu derbide oynayamayacak olan iki oyuncu var. Biri Zainuddin Ov, birisi Jetson Fernandez. Özellikle Jetson Fernandez'in derbilerdeki performanslarını, Galatasaray'a karşı olan performanslarını Beşiktaşlılar hatırlatıyorlar. 3-1'lik maçtaki mi?
Evet, o maçtaki çok iyi ya, yani iyi oynuyor ya. Hakikaten iyi oynuyor normalde. Derbilerde daha başka oynuyor. Fakat soruyu sorayım önce, sonra konuşalım. Tamam. Jetson'un yokluğu derbiyi nasıl etkiler? Ben bu sezon Jetson Fernandes'in ciddi manada geriye gittiğini düşünüyorum. Ben de bir hayal kırıklığı yaşatıyor Jetson Fernandes bu sezon. Ve bunu sadece takımın durumuna bağlamıyorum. Takımı durumuna bağlayacak olsam 18 yaşındaki Semih topa girip de bu kadar yükseğe çıkamazdı. Semih bu durumdayken sorumluluk aldı. Beşiktaş'ı belli bir yere çıkartmadaki en büyük etkenlerden bir tanesi oldu. O yüzden takımı durumuna bağlamayacağım bunu. Bilmiyorum, mental olduğunu düşünüyorum. Bağlaman lazım ama. Bağlayamıyorum abi. Çünkü o kadar teknik direktör geldi gitti. Şimdi Fernando Santos Jetson'u nasıl kullanıyor belli? Daha çok savunma odaklı kullanmaya çalışıyor aslında. Beğeniyor musun Santos'u? Ve son maçtaki kesici istatistikleri, top kesme istatistikleri çok yüksekti yanlış hatırlamıyorsam. Abi top kesmeyle mi ben değerlendireceğim Jetson'u? Bak şundan bahsediyorum. Santos'un istediği, Santos'un oynattığı oyun şablonunda Jetson'un yaptıkları senin veya taraftarların beklentisini karşılayamaz. O zaman Amartya'da yapar abi onu. Tamam işte ondan bahsediyorum. Bu Jetson burada zaten verimli olamaz. Santos'tan önce de fark etmez kaç tane hoca geldi gitti diyorsun. Hiçbirinde bu sezon bence beklentiyi karşılamadı Jetson Fernandes. Son 10 yılda Beşiktaş'ın aldığı şampiyonluklara ve diğerlerinin aldığı şampiyonluklara bak. Merkez orta sahadaki oyuncuların ikisinde iyi pas yaptığını görürsün. Ben o yüzden Jetson Fernandes'in ideal Beşiktaş orta sahasındaki ideal bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Jetson'un yokluğu Beşiktaş'ı çok fazla etkilemez. Derdi. Ben de etkilemez diyorum. Çünkü bence de öyle. Yerine iki aday var. Onu sorayım sana. Hangisini oynatırsın sen olsan? Tamam. Amartya mı, Salih Uçan mı? Salih Uçan. Neden? Salih Uçan'ın da derbi performansları var. Jetson'u hatırlıyorsan Salih Uçan'ın da performansını ben hatırlatırım. Salih'in en büyük dezavantajı tutarlı olmaması zaten. Salih kötü futbolcu değil. Doğru. Ama o savunma hücum dengesini yapabilecek bir oyuncu bence. Ki Jetson'dan da daha fazla gol asist katkısı var yani. Ay, muhteşem bir fark yok belki ama en azından Jetson'dan daha fazla Salih Uçan'ın. Onun da sözleşme durumu var. Aynen. Bence onun için de çok önemli. Antrenmanlarda da Fernando Santos'un Salih'i kullanacağını ve denediğini duydum. Ama tabii derbide göreceğiz. Salih çok beğeniyormuş Santos ve kalmasını istiyormuş. Tıpkı Cenk Tosun'daki gibi Salih Uçan'ı da derbi sonrası mukavele görüşmeleri hızlanacak. Muhtemelen de sonuçlanacak. Ben kalacağını da düşünüyorum bu arada yani. El Musrati ile daha iyi bir Salih izleriz. Yanındaki oyuncunun varlığıyla alakalı biraz da Salih'in performansı. Sadece kendine bağlı değil. Bir oyuncuyu değerlendirirken ya mental işte o gitti. Hayır. Yanında onu tamamlayacak çok önemli bir futbolcu var. El Musrati. Bunu da unutmadan yorum yapalım. O nedenle ben Salih diyorum. Benim aklımı karıştıran tek konu şu. Amarty oynarsa Amarty Musrati çok sert karşılayıcılar ve kesiciler olurlar. Amarty ve Musrati ile birlikte 2-6 ön tarafta 10 numara pozisyonunda Muçi oynattıklarında ve Muçi'ye de kardeşim sen bu kadar çok geriye gelmene gerek yok. Biraz daha İkinci bölgede kal, ikinci bölgenin bu tarafına geçme tamam. Denildiğinde ben Muçi'nin çok daha etkili ve efektif olacağını düşünüyorum. O yüzden acaba Amartya Musrati mi denemeli diye düşünmeden de edemiyorum. Fakat oyun kurma anlamında da Salih Uçan tarafında çok varım yani öyle söyleyeyim. Geçiş oyununda Salih çok önemli. Uzun pasları, çabuk düşünmesi sanki Salih oynatacak gibi geliyor bana da yani. Amartya ile El Musrati ikilisi... Salih El Musrati ikilisinden daha efektif olamaz. İmkanı yok yani. Orada o yüzden Salih'e ihtiyacım var. Senin dediğin gibi Ernest Muçi'yi de öne çıkarman için Salih önemli performans gösterir orada. Son konumuza geçiyoruz. Tamam. Son bölümde haftanın kalitesini seçme zamanı. Haftanın kalitesini seçerken ekrana tercihlerimiz geliyor. Kimleri seçmişiz? Ben Paulo Dybala, Serkan Yetkin, yazık. Niye yazık abi? Yazık abi. Hayır ben ama burada... Luka Modric seçmiş, ayıp etti, ayıp. Ayıp etti Serkan. Bak ben burada aslında... Arda kenara gelmiş, bekliyor oyuna girmek için. Modric o golü attı, Arda kenara dönmek zorunda kaldı. Canım taktiksel kardeşim. Taktiksel değişiklik dolayısıyla. Yıllardır beni tanıyan bir insan olarak buna neden Modric dediğimi çok iyi anlaman lazım. Çünkü Serkan, Modric'e ayrı bir hayranlığı var. Kendisinin... Hırvatistan'ın Dünya Kupası'ndaki harika golünü anlattığı için Modric tercihi yapmış. Doğru. Kalbimizi kırdı Serkan burada bizim. Ben burada aslında iki mesaj veriyorum. Oturdum abi maçı izliyorum. Tamam. Arda oynar diye açtım abi. Tamam mı?
Abi işte saat diyorum ya. 80. dakikaya geldi. Ama gelmeden önce 75'te Modric'i aldı. Dedim ki artık alır mı ya dedim Arda Güler'i. 80 oldu. Çocuk hareketlendi kenarda. Hadi dedim bir 10 dakika izleyelim çocuğu. Geldi kenara. Luka Modric sıkışan oyunda golü attı. Çok sevdiğim, beğendiğim bir tecrübe olduğu için büyük saygı duyuyorum. Maçı aldı Sevilla karşısında. Arda giremedi. Ona üzüldüm. Bu maça çok yoğun bir şekilde odaklandığım için ve Arda'yı izlemek için yine açıp sonuna kadar bekleyen biri olarak Modric'in maçı çözdüğüne, bu yaşa rağmen maçı çözebildiğine şahit olup Modric demezsem kendimi kötü hissederdim. O yüzden Modric diyorum ama Arda Güler'i de izleyelim artık bir zahmet. Bak mesajı da veriyorum oradan yani. Ancelotti hocama çok sıkılmış bir de bu sorularda. İspanya basında haber çıktı. Her hafta nasıl darlıyoruz Ancelotti'yi böyle bir şey yok İspanya yani. İspanya basında haber çıktı. Carlo Ancelotti Arda Güler sorularından sıkıldı falan diye. Abi İspanyolları baskı altına aldık. İspanya basını da bayağı bizim yerimize bütün soruları soruyor her hafta zaten. Yani tamam da influencerlar gidiyor Arda Güler formasını çıkarıyor. Doğum günü. Abi de çocuğun doğum günüydü be. Doğum günde de bir dakika oynat yani. O kadar da değil yapma. Ama işte Don Carlo hocamı severim de ayıp etti yalnız bu sefer. İşte ondan dolayı Modric dedim. Niye Dybala dediğini sen anlat da hep beraber dinleyelim. Abi şimdi adam bu hafta da haftanın kalitesi olamayacaksa ne zaman olacak? 5 yıl sonra hat-trick yapmış Paulo Dybala. Doğru. Tek başına maç almış. Hayata yeniden tutunmuş, yeniden dönmüş. Haftanın kalitesi tabii ki Dybala diyeceğim, Paulo Dybala diyeceğim. Saygı duyuyorum. Bir de Erbatur'un evladıdır Paulo Dybala biliyorsun. Erbatur'un da evladı olmayan yok be kardeşim. Hakikaten herkes evladı ya. Hakikaten ya. Jack Grealish? O benim. O Madison abi. Onunki. Madison onu. Abi babacan bayağı ya bu Erbatur. Değil mi? Herkes evladı abi adamın. O da biraz öyle işte duygusallıkla hayatını devam ediyor. Yeni evladı Palmer onun. Yapma. Valla. Bilmiyorum da Dybala konusunda şöyle bir ek yapayım istersen. Erbatur'a zaten yakında İngiltere'den çağırıp sorumluları falan verecekler yani öyle söyleyeyim. Ya biraz İrlandalı gibi duruyor benim gözümde o ya. Vallahi hiç ben İngiliz gibi bakmıyorum ama İrlandalı gibi biraz. John O'Shea benim gözümde o. Dybala'yı kariyer anlamda inişler çıkışlar, yaşadığı sıkıntılar, Arjantin milli takımında yaşadıkları, oynar mı oynamaz mılar. O yüzden iyi oldu, onun için iyi oldu. Ben açıkçası senin Dybala diyeceğini bildiğim için kardeşim bir farklılık yapayım bir de Arda'ya konuyu getirmek için. Luka Modric dedim. Bu da benim yayıncı tecrübem olsun yani. Öyle diyelim. Alkış. Alkış yok mu arkadaşlar? Yalandan değil. Biraz daha güçlü. Bravo Serkan. Bravo. O halde programımızın sonuna geldik. Serkan ağzına sağlık gene. Sağ ol kardeşim. Çok keyifliydi. İçerikler. Her zaman. İzleyicilerimizin de yorumlarını bekliyoruz. Beğeni tuşuna da basarsanız YouTube'da seviniriz. Keyifli içerikler üretmeye devam edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, esen kalın.